2022 aşım sezonuna doğru gündem yetiştiricilikten herkese iyi akşamlar diliyoruz. Bugün bir eksiğiz. Ayşe hocamız bugün bizlerle birlikte değil. Sevgili Şair'le beraber Ayşe hocamızın yokluğunu aratmamaya çalışacağız ki ufak bir tayı ile ilgili bir problem vardı. Dolayısıyla biz dedik hocam tabii ki candır. Biz burada programda zaten taylarla ilgili neler yapılabilir, nasıl yetişebiliriz onlara, ne şekilde onları tekrardan hayata döndürebiliriz konuşurken, bunların suflelerini verirken sen canlı canlı yerinde en azından bunu şu anda yaşıyorsun, gerçekleşiyorsun. Çok geçmiş olsun, eklerimizi iletiyoruz. Ve Şair, aynen öyle. Gündem yetiştiricilik programının ilk yıllarına dönmüş gibi olduk. Beraberdik biraz nostalji böyle. Yapacağız biraz sanki. Nostalji yapar evet. Durumdayız. Ve belki de pedigree analizlerini ve senin özellikle kendi ilgi alanının içerisindeki, profesyonelliğin içerisindeki konulara daha bir hasretler. Gerçi pedigree analiz programında da sıkça değerlendirmelerde bulunuyorsunuz ki o da bayağı izlenir duruma geldi şu anda. İzlenme oranlarından onu da görüyoruz. Ama bugün biraz daha pedigree ağırlıklı konuşalım. Ayşe Hoca'nın haftaya yalnız acısını vereceğiz, çıkarır. Süresini vereceksin yani. Evet. Hoş geldin bu arada. Hoş gördük. Öncelikle geçmiş olsun dileyim ben hocama. Şimdi tabii hocamın güzel bir lafı var. Diyor ki bir veterinerle iyi arkadaş olun. İyi bir veteriner arkadaşınız olsun diye. Şimdi şanslı taylar. Niye? Ayşe hocaları var. Evet. O hemen yetişiyor imdatlarına. Soyadı gibi değil mi? Aynen Ayşe öyle yetiş. İşte Ayşe yetiş geliyor. Hemen yetişiyor. Çözümü buluyor. Hocam zaten tecrübesiyle gerek de atlara karşı olan sevgisiyle zaten çok farklı bir insan olduğunu gösteriyor. Evvelden beri tanımayanlar için söyleyelim. Bu konuda çok objektiftir. Hiç çok kimseye gerçekten hayır demez. Herkesin bu konudaki sorununa çözüm olmaya çalışır. Ama onda da tabii insan belli bir sınırı var. Mesai evet, sınırı var. Artı kendi özel hayatına zaman ayırması gereken anlar var. Onun dışında ben herkese son derece ciddi anlamda yardımcı olduğunu görüyorum. Tabii sorun taylarla ilgili olunca biz de aşım sezonu içerisinde olduğumuz ve yeni taylar doğduğu için onun bilgilerinden istifade ediyorduk. Bir iki hafta böyle durumu idare edeceğiz artık. Onun sonrasında tekrardan durum çözülecek umarım. Bizde henüz doğum yok. Bizim küçük bir çiftlikçiğimiz var. Ama geçen hafta bir tane keçimiz yavruladı. Şöyle bir sıkıntılı doğum diyeyim onda. Hadi atları konuşamıyorum. Ben biraz keçilerden örnek vereyim. Bir yavru diğerinin üçte biri kadar doğdu. Çok küçük doğdu. Yani muhtemelen iyi gelişememiş ya da genetik açıdan biri böyle normal irilikte ama diğeri çok küçük. Bilmediğim için soruyorum. Bir batında tek yavru mu çıkıyor? Yok. Genelde keçiler iki oluyor. Yani üç olduğunu da görebiliriz ama iki normalidir. Bir önceki düşük yapan bir keçimiz vardı. İki yavruydu. İkisi de ölmüştü. Biz onu biraz belki geç fark ettik. Özür dilerim. Bunu şöyle fark ettik. Gece yemin, atların gece yemine gittiğimde fark ettim. Orada bir tane de öksüz bir kuzumuz var. Yavrularını kaybeden keçiye kuzuyu yavru olarak götürüyoruz. Onun sütünden faydalanmak için emziriyoruz. Kuzuyu emzirmeye gidince öbürünün doğum yaptığını fark ettim işte. Orada ya baktım şeyin kenarında o yonca ve ot verdiğimiz yemliğin kenarında bir yavru var. Kahverengi bir yavru ve düzgün gözüküyor, iri de gözüküyor falan filan. Annesi biraz yalamış, temizlemiş. Onu tam kurutması lazım falan ama şeyi, plezantayı falan gördüm. Böyle işte orada parçalar falan var. Bir de beyaz bir şey görüyorum. Böyle bir yumak bir şey var ama yani onun bir oğlak olduğunu sonradan fark ettim. Çünkü şu kadarcık bir şey. Çok küçük. Yani öbürü böyle iri ama bu çok küçük. Yani dedim herhalde ölü. Aldım baktım falan filan. Böyle birazcık mıncıklayınca bir hafiften ses çıkardı. Ses çıkartınca hemen eve götürdük. Saç kurutma makinesiyle kuruttuk. İşte gece işte keçiden ağız sütü sağdık. Hocamın bilgilerinden tabii faydalanarak. Ağız sütünü götürdük. İşte şırınganın çok böyle ufak ağzının içine damlatmaya çalıştık falan. Çünkü ne yutkunma refleksi var, ne emme refleksi var, hiçbir şey yok falan. Şimdi hocamın atlarla ilgili anlattıklarını hani keçi üzerinde uygulamaya çalışıyoruz falan. Sonra işte 3 saat kadar sonra tamamen kurudu, kendine geldi. Dedik işte artık emzirmemiz lazım. Çünkü ağız sütünü aldı ama annesinin emmesi lazım. Yoksa işte vücut ısısı düşecek falan hocamın anlattıklarından yine. Sonra götürdük, emzirdik. Sonra geri getirdim sıcakta kalması için. Böyle bir yarım saat 45 dakikada bir saati kurduk. O gün sabahladık. Sabaha kadar böyle keçiyi götürdük. İyi mi şimdi sağlığı? Şimdi iyi. Şimdi bir de boyu çok küçük olduğu için
tam boyu yetişemiyor emmeye. İlk başta biraz destekledik. Altına da saman bayağı bir açtım oraya. Orada şimdi samanın üzerine çıkınca yetişebiliyor. Artık annesi de onu kabul etti. Çünkü öyle durumlarda keçiler reddediyormuş yavruyu. Hani ilk başta emzirmedi mi, kokusunu almadı mı, temizlemedi mi reddediyormuş. Sonra kendi yavrusu olsa bile emmiyor. Emzirmiyor yani. O şekilde kurtardık keçiyi falan. Şimdi atların doğumunu bekliyoruz işte. Yani hocamın bilgilerinden böylelikle faydalanmış olduk. Aynı şeyi ben geçen seneki doğumlara girdiğim için de söyleyeyim. İşte tayları ilk doğduğu andan itibaren annesiyle birlikte işte bir taraftan ben temizliyorum, bir taraftan annesi temizlesin diye önüne götürüyorum falan. Şimdi o taylarla insan iletişimi olarak bizim iletişimimiz üst seviyede. Yani çünkü ilk başta daha doğar doğmaz o iletişimi koyduğumuz için ben onu tanıyorum, o beni tanıyor, benim kokumu biliyor. Çünkü doğduğu andan itibaren benim kokumu da almış. Böyle bir iletişim biçimimiz var. Bu da bence sağlıklı olan. Yani hocamın da tabii anlattıklarından hareketle işte ateş kontrolü yapıyoruz. Büyümesiyle ilgili işte yemini bırakıp bırakmamasıyla ilgili ya da işte padoktaki hareketleriyle ilgili herhangi bir olumsuz durum olacak mı diye sürekli tetikte bekliyoruz. Çiftlik şeyi bu taraftan böyle gidiyor yani biraz daha keyifli. Hayırlı uğurlu olsun. Akşamları şey nasıl gidiyor? Pedigri odaları, sohbetler, muhabbetler ya da bu hafta ben çok pek sık giremedim. Bir dün gece şöyle bir girdim, dinledim. Orada da böyle bayağı aksiyonlu sohbetler, aksiyonlu konuşmalar oluyor. Aynen öyle. Şimdi tabii aslında bu odalar güzel ama bu odalar için tabii ki şöyle bir eleştiri getireceğim. Bilmeyenler için de söyleyelim. Sosyal medya üzerinde sohbet odaları, Twitter aynen üzerinde sohbet odaları var. Odaları. Orada atçılık konuşuluyor zaman. Tabii bu yeni bir özellik olarak geldikten sonra bunu aslında atçılar iyi yönde kullandılar. Yani biz tahmin yapan arkadaşlar onu da var, tahmin da var kısmını kullanıyorlar. İşte pedigri bölümünde pedigri konuşmak isteyenler pedigri odaları açıyorlar. Ya da işte atçılığın genel problemleri. Bir ara işte İzmirli grup sendikasyonla ilgili oda açmıştı. Orada da iyi şeyler konuşuldu. Hatta İzmir'de bununla ilgili bir oluşum var. Ben İzmir'e gidemediğim için bu çiftlikteki durumlardan dolayı gittiğimde böyle bir 7-8 kişinin katılımı olan bir sendikasyona imza atacağız. Şimdi onun yurt dışındaki sözleşmelerin, yapılan çalışmaların İngilizcelerini Türkçe'ye tercüme ettiriyorlar şu dakika bir arkadaşımız. Onları birebir uygulayamasak da katılımcı olmak isteyen arkadaşların bu konudaki güven yani hissetmeleri ve daha fazla bu işin içerisinde riski dağıtma anlamında ne olabilir? Nasıl bir sözleşme olabilir? Onu konuşacağız ve bence ama oradan tabii hukuki altyapı da çok önemli. Çünkü işte şu anki hukuki altyapı çok el vermiyor. Biz mevcutla ne yapabiliriz diye bakacağız. Şunu söyleyeyim, doğru vermiyor. Bundan yaklaşık 4 sene önce, 4 ya da 5 sene önce aslında Türkiye Jockey Kulübü'nün profesyonel kadrosunda bu konuyla ilgili bir ekip oluşturulmuştu. Ve bizleri de dinlemişlerdi. Belli kişileri çağırdılar. Daha önce benzer bir oluşum içerisinde biz olmuştuk, hatırlayacaksın sen de biliyorsun. Belki de kişi adedi olarak ilkti. 22 hiç olduğunu hatırlamıyorum. Geniş bir katılım. Geniş bir katılım ve geniş bir katılımın yanı sıra oradan da çok fazla at sahibi çıktı. Halen şu anda yetiştirici çıktı. At sahibi çıktı. Çok fazla. Dolayısıyla orada da tabii senin dediğin gibi hani güvenin dışında çok seslilik olunca belli bir noktada bizde bir sıkıntı olmadı çok şükür. Gayet başarılı, güzel gitti. Fakat daha sonra tabii bireysel at koşmak isteyenler daha fazla oldu. Çünkü onun da o keyfini alınca. Orada tabii herkes kendi bütçesine göre o hazırlıklarında bulundular ve hakikaten çok değerli at sahipleri çıktı. Çok güzel atlar koştular, kazandılar ki onlardan bir tanesi de Onar Ekürüs'tür. Tarkan Onar Onar Ekürüs'tür ki şu anda en büyük ekürlerden biridir. Bu anlamda da açıkçası bunun dışında bir sürü ekür var da hani şu anda isimlerini saymaya kalksam atlarsam diye birine çok şey yapmak istemiyorum ama bireysel at koşmalar, bireysel yetiştiriciliğe döndü sistem. Orada tabii en büyük sıkıntı ben hani tecrübe olarak aktarayım sizlere ki en azından o toplantılarda da paylaşırsınız. Ki sohbet odalarını da dinliyorum. Herkes aynı endişede noktada. Hani yani binecek jockey'e kadar herkes şey yapıyor. Ya ben onu sevmiyorum. O bilmem işte eğer biraz müşterek bahise katılan yarış sever adedi daha fazla olursa birazcık daha duygusal yaklaşılabiliyor. Ama işi bilen, işin özünü bilen, at yarışı, atçılık kavramını bilen arkadaşlardan oluştuğunda da o zaman çok da fazla sıkıntı olmuyor. Orada da işte ya niye işte sert iş vermedik, neden işte çok tatlı tuttuk falan gibi
O noktada artık yani tek bir kişinin sorumluluğuna verilmesi gerekiyor. Evet. Bizde çok şükür bunlar yaşanmadı. Son dönemlerde bir iki arkadaşımızla benzer diyaloglar içerisinde olduk ama gayet iyi. Hatta geçenlerde onlardan bir tanesi de ki abi dedi ya dedi 22 sene şey kaç sene oldu 90 9 mu? 9, 98, 99 olması lazım. O yıllardı yani kaç sene olmuş? 22-24 sene olmuş. Ya o zaman öğrenciydik dedi. Şimdi dedi artık dedi işimiz var, evimiz var, barkımız var, kendi ekonomik özgürlüklerimiz var. Ondan sonra yeniden böyle bir oluşum yapalım mı? Dedim ben yoruldum en azından ama sizlere bir destek en azından şey yapabiliriz. En azından o grubun içerisinde şu anda zaten Harun'la birlikte götürüyoruz. O da bizim o ekip içerisinden de o dönemden dostluğumuzun, tanışıklığımızın olduğu bir arkadaşım. Dolayısıyla hakikaten açık söyleyeyim keyifli oluyor. Ve yeni at sahipleri de oradan çıkacaktır diye düşünüyorum sendikasyonda. Evet, şimdi bizim oradaki amacımız tabii şöyle abi. Yani 7 kişi bizim Erdal'la birlikte tespit ettiğimiz arkadaşımızla bunların hiçbiri daha önce at sahibi olmuş değil. Ata meraklı, etrafında atçı olan insanlardan konuya ilgili. Ha, biz de girelim ama bilmenimizmiş, niye risk alalım? Bizim için bu işi yönetecek birisi varsa parasını verelim, o yönetsin. Biz atları izlemeye gelelim diyen insanlar. Aslında bizim atçılığımızın ihtiyacı olan bir model var orada. Eğer yapabilirsek bu hiç attan anlamayan ve hiç daha önce atçılığa girmemiş insanlar bir profesyonel ekibin kontrolü altında koşacak olan atlara ortak olacaklar. Yurt dışında çok örneği var. Yani dolayısıyla orada başarılı olabilirsek. Bu işin bir tarafıydı tabii. Şimdi odalarda konuşulan ikinci nokta, eleştiri getireceğim nokta şu. Şimdi sevmekle birlikte geçen gün bizim... Hiç isimler üzerinden gitmiyor. Evet, isim olarak söylemiyorum. Musrettin abiye birisi mesaj atmış. Demiş ki pedigri analizi yapıyor musunuz? Musrettin grup. Benim de üstadım sayılır. Yani öğrendiğim insanlardan. Çok değerli bir pedigri. Bizim programımıza da geldi. Yapıyorum demiş. Yani tabii ki o biraz daha müşavirlik yaptığı için, mali müşavir olduğu için kendi özel işlerinin dışında bunu biraz hobi amaçlı. Yani profesyonel iş olarak buradan para kazanıyor değil. Ama yine de bilgisini öyle değerlendiriyor. Demiş ki ücretli mi ücretsiz mi? O da demiş ki ücretli. Aa ben ücretsiz sandım ya siz ücretli mi yapıyorsunuz? Nasıl oluyor o iş falan demiş. Kapatmış. Şimdi o da bana mesaj attı. Dedi ki ne oldu dedi. Piyasada dedi böyle insanlar çoğalmaya başladı dedi. Hani ücretli mi yapıyorsunuz? Daha o zaman kalsın falan diyen tipler çıktı dedi. Dedim ki abi bak şimdi kimse üstüne alınmasın aslında alınacak kişi de belli de. Özür dilerim. Ben bilgilerimi ücretsiz olarak veriyorum. Bana sorduğunuz her şeyi cevaplandırayım. Ki zaten bu programlarda şimdi, bunun için aslında baktım. Biz zaten burada onu yapıyoruz. Tabii. Ama bunu Twitter'da sohbet odasında bir şey sorulduğu zaman bakayım. Onda çalışmaz ya. Onda şu model çalışır. Sen şunu yap. Bizim de şu aygırımız var. Ona da gelirsin seneye. Şimdi böyle olduğu zaman bu bir yerde seninle beraber aynı istikamette çalışan insanların ya önüne taş koymak oluyor ya da senin bilginin değerini biraz düşürüyor. Mesela bende bir bilgi var. Nedir? 1900 işte bilmem kaç tarihinden bu tarafa 100 bin tane at kafamın içerisinde vardır. Sorarsan söylerim, analiz yap dersen. Ama ben 3 dakikada bir şeyi analiz, yani hiç bilmediğim ya da çalışmadığım bir hattı 3 dakika içinde ya sen şunu yapsan o zaman bizim saatlerce analiz yapmamızın, burada bu kadar şey anlatmamızın kıymeti nerede kaldı? Ya da bu kadar basitse o seviyeye, yani o master seviyeye ulaşmak zor ama bu kadar basite indirgeniyorsa abi o zaman biz aşım sezonunda hazır programlara da gerek yok. Hani bir şekilde... Aslında orada da çok değerli bilgiler çıkıyor. Çıkıyor ben ama dinliyorum yani şimdi şöyle hani, algıda şöyle şey bir şey var bilmiyorum şimdi. Ama hani genel anlamda baktığımda çok değerli bilgiler, çok değerli fikirler. Özellikle mesela izliyorlarsa hakikaten çok değerli kardeşlerim. O Tayberk'le şey Cem Kartal. Hı hı. İlk kardeşimiz 16 yaşında. Ya 16-17 yaşında. 16-17 yaşında kırıl kırıl gençler. Öyle güzel şeyler konuşuyorlar ki, öyle güzel, öyle doğru şeyler konuşuyorlar. Tabii ki onların da hataları veya eksikleri olabilir. Bazen Zülfiyare dokunuyor olabilirler. Hı-hı. Zülfiyare dokundukları için tepki de alabiliyor olabilirler. Ama kendi fikirleri. Dolayısıyla herkes orada kendi fikrini söylüyor sohbet odalarında. Bu televizyon programlarında da böyle. Yani orası da bir şekilde herkes kendi medyasını oluşturmuş durumda. Burada da oturuyoruz bu program veya bir başka program. Bir fikrini söylüyorsun. Kiminin hoşuna gidiyor.
kiminin hoşuna gitmiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla bir ama bununla ilgili herhangi bir kişiselleştirme noktasına gittiğiniz zaman o zaman zaten çirkinleşiyorsunuz. Yani çirkin oluyor. Ne yapıyorsun? Bir taraftan bir taraf iletişimi sıfıra indiriyor, kesiyor, bitiyor. Dolayısıyla ben orada özellikle bu genç kardeşlerimin, bu pedigriye meraklı genç kardeşlerimin hakikaten desteklenmesi, onlara yanlış bilgiler olabilir, farklı bilgiler olabilir, gençliklerinin heyecanıyla bir takım eksiklikleri olabilir, biraz fazla heyecanlı olabilirler. Bu da çok doğal. Hangimiz yaşamadık ki o dönemlerden geçmedik. Yani. Dolayısıyla biraz daha tabii ben desteklenmesi gerektiği kanaatim. Doğruyu onlara anlatmak da bizlerin görevi. Tabii tabii. Benim takıldığım nokta şu. Bir kesinlik ifadesiyle başarılı olur, başarısız olur. Bu göreceksiniz, yok. Yıkacak, ortalığı geçirecek. Tamam. Hiç itirazım yok. Şu modellemede diyelim ki Avrupa modellemesi, eşleşme. Neye inanıyor Avrupa? Hadi biraz pedigri konuşmaya başlayalım. Tabii tabii. Yani Avrupa neye inanıyor? Avrupalı yetiştiriciler neye dikkat ediyor? Şimdi Avrupa'ya baktığınız zaman Avrupa'da genelde herkes klasik yarış için, nitelikli yarış için at yetiştirir. Bunun dışında hiçbir şeyi düşünmezler. Hani ticari deniyor ya, Türkiye'de eşleşmeler ticari. Niye ticari? Satışa göre ticari. Evet. Yani Türk atçısının profili çok net. Yetiştiricisinin, satıcısının. Diyor ki ben paraya bakarım. Paraya odaklı at yetiştiririm. Şimdi Avrupalı öyle düşünmüyor. Avrupalı diyor ki ben şu yarışlarda başarılı olabilecek at arıyorum. Zaten onu bulduğum zaman para geliyor beraberinde. Şimdi onu nasıl bulacak peki? Şimdi piyasanın oyuncuları var. Coolmore gibi, İngiltere'nin büyük araları gibi, Fransa'da işte Ahan gibi, ne bileyim işte Wertheimer'lar gibi. Olayın içerisinde parayla ilişkisi başka sektörlerden kaynaklı hiç paraya ihtiyacı olmayan ama atçılık tarafında prestij arayan ekipler gibi. Mutlaka. Şimdi sen stratejini o zaman şuna göre koyuyorsun. Diyorsun ki Coolmore şu kanatından şu aygırı, Sadrsvels hattından şu aygırı destekliyor. Ona en iyi kısraklarını yönlendiriyor. Onun çekim fiyatını da 75 bine getirdi. O zaman sen pazarda iyi bir at satmak istiyorsan Coolmore'un desteklediği aygırlardan birini seçiyorsun. Çünkü illaki onlar çektikleri kısraklarla orada grup atını yakalıyorlar. Senin atın da babadan böyle bir kuvvetli update alıyor. Anneden de bir update'in oldu mu da atın iyi paraya gidiyor. Mutlaka. Yani dolayısıyla Avrupalı biraz klasik yarışlarda başarılı olmuş kanatlarına yönlenir. İşte son dönemde bunun adı Sadrsvels'dir, Denhill'dir. Sonra döndü Dubavi'ye geldi. İşte Dubavi'den şimdi döndü biraz işte Singsville tarafı açılım gösterdi. Öbür taraftan Johannesburg tarafı biraz No Nay Never'dan açılım gösterdi. Yani ufak ufak girişler var. Onların ülkeleri ülkemizde de var. Bak Singsville tarafı geliyorsun, Johannesburg'u diğer aygıda. Aynen öyle. Evet. Mesela Singsville'in Japonya'da Lohengrin diye bir aygır yavrusu var. Orada da mesela onlar oradan ufak ufak Logotype diye bir grup bir atı çıkarmışlardı. Ufak ufak orası ilerliyor. Ama sıkıştıkları nokta, Avrupa'nın sıkıştığı nokta şuydu. Yani bu kadar Sadrsvels, Denhill'i biz birbirine eşleştirdik. İşte bunun tap noktası nedir Sadrsvels, Denhill eşleşmelerini? Galileo'nun işte en iyi yavrusu kim? Frankel. Yani onlar Sadrsvels, Denhill, daha doğrusu Galileo Denhill yaptıklarında ki arka tarafı Buckbusser akrabalığı olduğu için Latroyen destekli eşleşmedir o. Evet. O dönüşten yakalamış oldukları at Frankel. 14 yarış, 14 birincilik. Bu kimi hatırlatıyor bize? Niyarko'yu hatırlatıyor. Niye? Niyarko 16 yarış, 16 birincilik. Efsane bir aygır. İşte büyük bir soy açılımı yaptı. İşte Federico Tessio'nun en büyük bu anlamdaki yetiştirdiği, ürettiği atları Ribo ile birlikte. Yani burada Avrupalı Frankeliz yani tepeyi gördükten sonra bu işte tepeden sonra aşağı düşme başlar. Yani zirveyi gördükten sonra aşağı geliş başlar. Şimdi Frankel ve sonrasında bu kanatlığın aşağı doğru ineceği belli. Yani bunu buradan böyle daha da dallandırmanız biraz zor. Yani işte 20 sene sonra bu programı Allah ömür verirse oturur izleriz. O zaman da deriz ki bak 20 sene önce böyle bir şey söylemişiz. Avrupalı bunun farkına vardığı için şu an kanatlığını desteklemeye çalışıyor. Bir taraftan Japonya'dan Deep Impact'in paçasından tutuyor. İşte güneyden, Avustralya'dan Avrupa tarafına işte Denhill'in alt kollarından getirmeye çalışıyor. Amerika bir ara Longhorn'u denedi Amerika'da, sonra geri gönderdi. Çünkü o aşı pek tutmadı falan. Sonra Amerika'dan farklı kollardan aygırlar getirmek suretiyle Avrupalı bunu aşmaya çalışıyor. Şimdi Avrupalı'nın bakış açısından dönelim Türkiye'ye. Biz Türkiye'de ne yapıyoruz peki? Diyoruz ki, şimdi oradan aşın başvuru tablolarına doğru geçeceğim. Evet. Diyoruz ki şu kanatlarından Türkiye'de aygırı yok, getirelim.
Niye? Türkiye'de bunlar olmadığına göre getirdiğimizde elimizdeki kısrakların maksimum sayıda olanını bu atlara çekebiliriz. Veya bu kan yürüyor burada Türkiye'de. Aynı kanat benzerini üzerinden getirelim. Benzerini evet. getirelim. Ama esasında oyunun oynanma şekli öyle değil. Oyunun oynanma şekli şöyle. Sizin mevcutta elinizde bulunan kısrak baba portföyünde uyumlu olması muhtemel kan neyse, model neyse onu getirmeniz gerekiyor. Şimdi biz Jockey Kulüp eliyle aygırcılık yaptığımız için, hani Jockey Kulübün tercihlerine göre bir aygır portföyümüz olduğu için çoğunlukta, Jockey Kulübün de aygır alırken amacı kariyerli, ki bundan önceki dönemi söylüyorum, kariyerli, başarılı, taylarının ne olduğu belli. İşte 3-5 milyon dolar olsa da Türk aygırına bir yerde iyi hizmet verebilecek aygırları almak üzerineydi. Mevcutta Galetto kızı var Türkiye'de, ona uygun şu kan hattı var, şunu alalım, ya da Manila var, ya da işte Lionheart kızları çok burada, ya da Victor Galop'lar çok, buna uygun da şu kan vardır getirelim diye bir amaçla hareket etmiyorlar. Dolayısıyla Avrupalının elindeki ata göre aygır kanı seçme ve bunu Japonya'da işte Japonya'dan bulup getirme planını Türkiye uygulamıyor. Uygulayamıyor çünkü Jockey Kulübü'nün böyle bir önceliği yok. Ha burada o zaman özel yetiştiriciler devreye giriyor. Özel yetiştiricide nasıl bakması gerekiyor? Mesela kısrak baba tablolarında bakıyoruz. River Special işte iki tane grup 1'e giden yavru vermiş. İşte Strike the Gold genelde iyi neticeler almış. Şimdi Luxor'lar, Damızlar gidecek, Dayıcınlar gidecek. Ha ben aygır alacak olsam bunlar arasında böyle en spektaküler sonuç alması muhtemel kısrak babalarına hedef yaparım. Ben Alp Evcimen'i mesela o konuda çok takdir ediyorum. Geçen gün yine bununla ilgili bir tweet attı ve şunu söyledi. Biz Justin Offimore'un dedi eşleşmelerini dedi planlarken Türkiye'de Anacanth Four kızlarından çok üst seviye sonuçlar alabileceğini düşünüyorduk. O yüzden dedi piyasada ne kadar alabildiğimiz Anacanth Four kızı varsa hepsini satın aldık dedi. Ve bunlar zannedersem 25 civarında böyle bir deneme yaptılar. Ve bunlar şu an Justin Offimore'un kazanç listesini açın. En iyi 10 yavrusunun 9 tanesi Anacanth Four kızından olanlar. Hı hı. Başkaları da çekildi. Ha, o modellemeyi nereden aldı peki Alp Evci? Biz onu pedigri analizi bir önceki programda ben konuşmuştum. Onu şöyle yaptılar. Şimdi bu modellemelerde biz şuna bakıyoruz. Bir anne hattı aygır üretiyorsa ve o aygır da bir modellemeyle başarılı oluyorsa aynı anne hattından gelen diğer aygırların da pedigrisel davranışı aynı yönde olabilir. Evet. Teorik olarak. Kitten Joy'la Justin Offimore ikinci anneden akrabalar. Aşağıdan gelen bir akrabalıkları var. İşte Kitten First'ün alt tarafından. Dolayısıyla Justin Offimore baba hattı itibariyle birisi El Preto, Sadie's Best, diğeri 49er, Listor's Humor diyelim. İşte evet. Bir tarafla diğer taraf baba tarafından bir olmasa da anneleri, ikinci anneleri, anne tarafları bir. Ve Kitten Joy'un Amerika'da grup bir kazanmış yavrularının büyük çoğunluğu Roberto Imbrudink'le neticeye gitmiş. Yani Roberto akrabalıkları o pedigrilerde ağırlık kazanmış. Dolayısıyla eğer ki Roberto akrabalıkları Kitten Joy'da çok belirleyici ve pedigrinin ana üretim kanalıysa o zaman biz Justin Offimore'da da alt taraftan Roberto'yu yakaladığı için söylüyorum. Roberto akrabalı olan pedigriler düşünebiliriz. Ama aynı zamanda Kitten Joy'un Amerika'da Anacanth Four kızından vermiş olduğu Big Blue Kitten gibi bir grup bir galibi var. Evet. Ha şimdi o zaman Alp Bey'in düşüncesi şu. Türkiye'de zaten Roberto kanı işte gerek Red Bishop'tan gerek Sripekan'dan gerekse de diğer kanatlığından işte zamanında işte grup vaktinin babası Babbek olsun. Onun dışında bir iki tane daha böyle küçük fazlaca aşım yapmayan küçük aygırlar vardı. Onlar olsun. Onların üzerinden bulunan bir kan. Evet. Ben bir Roberto akrabalığını Türkiye'de rahat rahat yapabilirim diye düşündü. İkinci seçenekte Türkiye'de Anacanth Four kızı çok. Zaten Kitten Joy Anacanth Four kızından grup bir at üretmiş. Onun anneden akrabası olan Justin Offimore da üretebilir. Ben o zaman proje olarak bunu yapayım dedi ve yaptı. Ben de takdir ediyorum ve başarılı da oldu. Yani Uğur Tay'ın pedigrisi de mesela bunun üzerine kurulu. Dolayısıyla Türkiye yetiştiricileri burada ya da aygır sahipleri burada o zaman projeyi Türkiye'deki kanatlarına göre yapacaklar. Yani rastgele alımlarla gitmeyecekler. İşte Amerika'da falanca aygır satılık. Hadi abi sendikasyon yapalım, girelim, alalım. Ya böyle bir modelleme aygır, yok.
aygır alma şekli olmaz ki. Yani bununla ilgili başarısız örnekler o kadar çok ki. Yani şimdi işte peligro odalarında başarılı atlar konuşuluyor. Bak ben hep orada şöyle söylüyorum. Virgül diyorum. Bunlar hani şu işte şunu babahanesine koyuyorum. Bunu anneye koyuyorum. Bu da buradan üçü bir araya geldi. Hop bu başarılı olacak. Virgül diyorum. Bunlar o aktarımları yaptığı bilinen başarılı olan atlar üzerinden yapılır. Mesela diyorsun ki bir tarafta Bernardini, bir tarafta Prospector, bir tarafta şu Stormcat. Evet. Tamam bunu kim vermiş? Amerika'da Into Mischief. Into Mischief'in kendisi Türkiye'de yok ki aynı model çalışsın. Burada olan üzerinden bahsediyorum. Yavrular üzerinden. Burada mesela ne çalışır? O şekilde bakarsak eğer. Into Mischief'e kim yakın akraba? Harlanslardan baktığın zaman. Mendip var, Hakim var, Agresivo var. Üçünün üzerine bakacaksın. Üçünde de bakacaksın. Hangisinde oturmuş, hangisinde çalışmış bu. Şimdi geçen Mendip'in bir tane yavrusu başarılı oldu. İkinci anne tarafında Ice Kapat var. Şimdi Ice Kapat olması iyi. Niye? Çünkü Ice Kapat kanı taşıması şu açıdan önemli. Aynı eşleşme Hakim'in de pedigrisinde var. Into Mischief'in en başarılı yavrularının Life is Good'da da var. Hangisi bu? Hangi safra? Takip alalım diye söylüyorum. Şimdi Ice Kapat kanı hemen örneğini şöyle vereyim. Biz geçen programda da aslında onu konuştuk. Sonra da şey yapabilirsin yani. yok Life is Good. En azından yarışsever de merak eder kimdir, hangi yaptı, takip alalım. Biz Life is Good'un eşleşmesini konuşurken, evet. Yani onun açılımını yaparken, hani Into Mischief bu özelliği nereden almıştır, nereden katmıştır şeklinde. Mesela Into Mischief'in kendi kısrak baba tarafı Ice Kapat isimli aygıra gidiyor. Turkey çık üzerinden gidiyor. Mesela şimdi buradan hemen Hakim yavrusunu da ben açayım. Bir de Mendip'in o konudaki eşleşmesini açayım. Yani modelleme aslında şöyle işte Hakim'in birinci kısrak babası Skywalker, ikinci kısrak babası Wild Again mesela. Bu Harlan's Holiday, Wild Again üzerinden Ice Kapat olan kan Into Mischief'in kendi pedigrisinde de Into Mischief'in kısrak baba tarafına yansımış. Çünkü onun da kısrak babası olan Tricky Creek, Clever Trick üzerinden Ice Kapat'a gidiyor. Bu eşleşmenin aynısı yine Mendip'in bir yavrusunda, geçtiğimiz günlerde açık yarış koşan bir yavrusunda karşımıza çıktı. Evet. Ben şimdi otayı da bulunca söyleyeceğim. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu modelleme White Again kanı üzerinden, hatta kısrak bizim Cem Sevimler'de miydi? Yani böyle yakın dönemde tanıdığımız bir yetiştiricinin elindeydi. Dolayısıyla bu modelleme başarılı olmuş bir modelleme olarak gözüküyor. Yani öne çıkan bir modelleme olarak gözüküyor. Demek ki biz o zaman bu aygırlarda başarı arıyorsak, bu aygırlar için işte Mendip'ten grup atı yakalayacağım, Hakim'den grup atı yakalayacağım. O zaman Into Mischief'in en başarılı olduğu eşleşmelere gideceksiniz. Onu bir önceki programda zaten şöyle konuştuk. Pedigree analizde. Pedigree analizde şöyle konuştuk. Hatta burada da konuşmuştuk. Ben şimdi atı bulmaya çalışıyorum bir taraftan. Dedik ki Into Mischief'in 7 tane grup 1, grup 2 kazanan temsilcisi 49er'dan olma. O zaman dedik Harlan's Holiday 49er'a uyum sağlıyor. O şeyde de yok muydu geçen? Mendip'in kendi eşleşmesi işte. Yani Mendip de 49er Harlan's Holiday. Yok şeyde kazanan. Life is Good'da da var. Good. Life is Good'un birinci kısrak babası Distorted Humor, babası 49er. Evet. O zaman 49er deyince aklımıza ne gelecek Türkiye'de? Ütopya. Niye? Çünkü Ütopya'nın babası da 49er. Ütopya kızlarıyla o zaman direkt Mendip'i... Evet. Ütopya kızı, bir tarafta da şey var zaten, Life is Good'un ikinci kısrak babası Mineshaft. Mineshaft'ın evet. Da babası AP'indi. O zaman karşımıza şöyle bir modelleme çıkıyor. Tepede Stormcat, birinci kısrak baba hattında Mr. Prospector, bir altta da AP'indi. Biz zaten bu eşleşmeyi nerede görüyoruz? Super Saver'ın pedigrisini açın. Bluegrass Cat'in pedigrisini açın. Zaten Prospector, Stormcat, AP'in de üst üste bindirmedir bu aygırlarda. Ya zaten Amerika şu an bütün süratli pedigrilerini iyi böyle soy kurucu olmasını beklediği aygır pedigrilerini zaten bunun üzerine kuruyor. Evet. Onun kenarında In Reality'si var. Öbür tarafında başka bir şeyi var. Yani parça parça bir araya gelmiş. Tabii Danzig'de olan ufak tefek pedigrileri var. Yani buradaki bizim amacımız şu olmalı. Ben bir taraftan da bir King Mangold'un pedigrisine bakayım alt tarafta.
Amacımız bizim burada şu olmalı. Mesela King Mango'nun eşleşmesinde de kısrak babası Honor and Glory. Şimdi King Mango Honor and Glory dediğiniz zaman üst tarafı Relaunch'tan In Reality'ye gider. Tamam da Hakim'in pedigrisine bakın. Hakim'in de kısrak babası Relaunch üzerinden gider. Harlan's Holiday, Relaunch eşleşmesi. King evet. Mango ile Hakim birbirine yakın pedigri. Evet. Yani burada hiç şaşmamış zaten pedigri. Yani Mendip'te çalışan, Hakim'de çalışan eşleşmeler birbirini hiç şaşmamış. Hatta iki pedigrinin beraber hareket ettiğini şöyle anlarsınız. Royal Abjar kızlarını mesela Mendip'le Hakim arasında dağıtın. Biri de grup bir atı, grup atı çıkarmış Valencia. Öbürü de çıkarmış. Victory Gallop mesela. Yok şeyde farklı da. Hakim'de Cemal Can değil de o Victory Gallop'tan olan. Yani o noktada hemen söyleyeyim abi. Yok, hani, son grup atlarından biri olarak. Fire of Earth. Royal Abjar kızından olan. Şimdi Cemal Can örneğinden gidelim. Mesela Cemal Can'da çalışan şey neydi? Biz onun analizini şöyle yaptık. Cemal Can'ın babası Victory Gallop. Victory Gallop'un pedigrisinde esas olan şey üst tarafta Crypto Clearance'dan gelen bir Alabülü Alanezyan hattının parçası vardır. Tepe Fapiano'dur. Aşağıya baktığınız zaman Victory Gallop'un bir altı Halo'dur. Kendi içinde dönen ikinci bir kısrak Rasmussen etkisi var. Ama ana etken bence Crypto Clearance tarafından gelen Alabülü kanıdır. Evet. Bu Hakim'in eşleşmesinde zaten Alanezyan Rasmussen olarak kendini gösterir. Victory Gallop kızları geldiğinde bu Alabülü üzerine 3 defa gidiş demektir. Şimdi aynı etkiyi Mendip-Victory Gallop eşleşmelerinde de görürüz. Ki bu da zaten Amerika'da Harlan's Holiday-Victory Gallop eşleşmesi. Amerika'da zaten grup atı verdi ve ayrılık yapıyor şu an. Yani bu sürpriz bir modelleme değildi. Hani onu demek istiyorum. Daha önceden zaten bizim programlarımızda 5 yıl öncesinde hatırlıyorum ben. Türkiye'de Victory Gallop kızlarıyla Mendip'in ve Harlan's Holiday'in grup atı vereceğine dair 5 yıl önce böyle iddialı burada konuştuk. Hatta ilk sene Mendip Tyler'ı koşarken işte sosyal medyadan program eleştirisi ve aygır eleştirisi yapan bir arkadaş da şunu söylemişti. Ya bu eşleşmeden grup adı çıkarsa işte ben de bilmem ne yapacağım kendime şeklinde. Ki daha sezon bitmeden atlar gelince bir anda ortalık toz duman oldu. Yani kan eşleşmede kendini inkar etmez. In Reality'yi koyduğunuz zaman Hakim pedigrisine gidersiniz. Victory Gallop'u Mendip'in altına verdiğinizde Cemal Can'a gidersiniz. White Again üzerinden Ice Kapat kanını verirseniz Life is Good'a gidersiniz. Yani bunlar bu üç aygırda da hem Agresivo'da hem Mendip'te hem Hakim'de deneyebileceğiniz kanlar. Kesinlik ifadesi kullanmıyoruz. Çünkü burada bizim henüz hakim olmadığımız, bilmediğimiz genetik açıdan pedigrinin önünü kesebilecek atta farklı netini. Çünkü milyon seçenekli bir olasılık olduğu için bunun içerisinde kalıtımın, güçlü genlerin geçişinin kalıtımı kaç oranındaysa o oranda geçecek bu yetenekler. Dolayısıyla bu da zaten belli bir sınıra sahip. Evet. Gelmiş geçmiş en iyi aygırlarda bu rakam %20'lerin biraz üzerine çıkıyor. Yani stakes winner verme anlamında, açık evet. yarış atı verme anlamında 25 rakamı yani 4'te 1'lik oranı geçmek çok zor. O yüzden bir aygırda başarılı at arandığı zaman yurt dışında hiç kimse 100 koşanın içerisinde bu 80 tane kazanan vermedi, 50 tane açık yarış atı vermedi. Vay bu çok iyi aygır değil diye bakmazlar. Evet. Genelde kalıtım olarak ne geçiyor? %10, %11, %12 iyi aygır demek. %15, %16 mükemmel. %20 excellent. Oo, yani o işte Ball Ruler olur, Northern Dancer olur, New York olur falan. O artık efsane bir aygır demek. Ama %4'ü, %6'sı, %5'i bu işin ortalamasıdır. Evet. Şimdi Victory Gallop bize geldiğinde ortalaması %6,5'tu Black Type ortalaması. Lionheart geldiğinde %3,5'tu. River Special geldiğinde %1,7 miydi neydi? Yani şimdi hangi aygırı, hangi dönemde, neye göre karşılaştırıyorsunuz bu çok önemli. Yani oralardan bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla eşleşme dediğiniz olay sadece tek başına bir aygır için şunu iddia ediyorum bu at başarılı olacaktır şeklinde kabul edilebilecek bir durum değildir. Mesela trendleri takip etmek gerekiyor. Buradaki en önemli trendlerden bir tanesi şudur. Amerikalılarla Avrupalılar pedigrilerini ne zaman iç içe koymaya başlarsa oralardan çok enteresan sonuçlar çıkıyor. Onu da şöyle örneklendireyim. Mesela Amerika'nın en büyük aygırlarından bir tanesi Stormcat. Stormcat'in kızlarını Amerikalılar kendi aygırlarına verdikleri dönemde belli sonuçlar aldılar. Ama bu sonuçlar çok böyle üst seviyeye çıkmamıştı. Ya da oradaki uyum
rakamlarında, grup 1 kazanan at sayısında çok ciddi rakamlara ulaşılmamıştı. Ama ne zamanki Stormcat'leri Galileo'lara vermeye başladılar, ne zamanki Stormcat'i Deep Impact'e vermeye başladılar, onun sonrasında bir anda 9 tane Galileo Stormcat eşleşmeli grup 1 atı, işte 6 tane Deep Impact Stormcat eşleşmeli grup atı çıktı. Şimdi bambaşka coğrafyalar, birisi Amerika, birisi Avrupa, birisi Japonya. Eğer ki bu denemeler yapılmamış olsa, bu sonuçları görmesek bu atlar zaten ortada olmayacak. Yani pedigrinin çalışıp çalışmadığını, tabii ki çalışıyorsa da en iyi örnekleri üzerinden çalışıyor. Yani çok diyelim ki Victor Eagle'ın bizde işte 500 yavrusu varsa, işte 300 küsür tane kazanan tayı varsa, bunların yarısı da dişi ise, diyelim ki 180 tane kazanmış dişi tayı var. Bu 180 kazanmış dişi tayının 180'i de yani Stormcat hattıyla çalışıp da bir Colt Victor eşleşmesini size sağlamaz. Neden sağlamaz? Çünkü o eşleşmede ana faktör Mountain Cat'in anne tarafındaki Key to the Mint'in yakaladığı, girdiği uyumdur. Esasında orada Stormcat'in etkisi Key to the Mint'in altında kalır. Dolayısıyla siz diğer Victor Galop yavrularını diğer Stormcat'lerle eşleştirdiğinizde, eğer ki bu Colt Victor gibi çıkmıyorsa, pedigree orada Key to the Mint dönüşünü, Ribo üzerinden aldığı dönüşünü tamamlayamaması ve o uyumu yakalayamaması neticesinde. Yani her atta o uyumu yakalayacak diye bir şey yok. İşte benim pedigri sohbet odalarında abi biz de böyle yaptık, sonuç iyi çıkmadı. Eter onu ona deneme de şuna dene, bak onu da gör bakalım neler olacak. Ya bu yanlış bir ifade biçimi. Yani evet, olma ihtimali var, denenmeye açık gözüküyor ama burada bir kesinlik ifadesi, uçacak kaçacak ifadesi olması hatalı olur. Bu noktada Türkiye'ye son dönemde getirilmiş ama vasatı çok aşamamış aygırlar var. Dolayısıyla hep bu uçacak kaçacak mantığıyla bakılan pedigrilerde bir hayal kırıklığı durumu var. Onlar tabii şimdi o başarısızlığın arkasına bir kısrak stoğuyla birlikte yetiştiricimizin içerisinde duruyor. Ya bunlar eşleşmeler yoluyla, seleksiyon yoluyla elenecek gidecek, daha ileri ortaya çıkınca, ya da bunlar bir şekilde ürettikleri vasat atlarla Türk atçılığına yük olmaya devam edecek. Yani ikisinin arasında bir yerde karar vermek lazım. Şimdi tabii ki at sahiplerimizin, yetiştiricilerimizin tercihlerini de konuşacağız. Bu tercihler için kanatlarına göre aşım başvuru tablolarımızı gene böyle bir hatırlayalım. Oradan da iki yaşlı tay babaları listesinden bir bakalım. Tercihlere göre sonuçlar birbirleriyle uyumlu mu? Uyumlu ama bunu reklamdan sonra yapalım. Kısa bir reklam arası. Reklamın ardından yeniden birlikte olacağız. Tay TV'de gündem yetiştiricilikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz pedigri sohbetlerine ve evet Şair, ne tablolar hazırladın bu akşam bizlere? Aşın başvuru tablomuz vardı, iki hafta öncesinden koyduğumuz kanatlarına göre olan. Önce orada bir genel bir durumumuzu bir görelim. Evet, tablomuzda şöyle bir durumumuz vardı. Yani rakamlar değişti, şimdi Danzig 630'ları geçti ama çok önemli değil. Yani burada genel algıyı görmek açısından. Şimdi ülkemizde 2022 aşım sezonunda Danzig hattına işte 600'ün üzerinde bir başvuru var. Bu başvuruları da hangi kanatlarından yapmış yetiştiriyor? İşte Chiefs Crown kolunda, Danzig'in Chiefs Crown kolunda Hasafet var. 26 başvuru ve sayı artmıştır. Şimdi sayılara çok takılmayacağım. Mesela Denhill kolunda kimler varmış? Epulet, My Boy Charlie, Bushranger gibi aygırlar varmış. Bunlar tabii Denhill'in, mesela Epulet daha ayağına çabuk seri olan kısmı. My Boy Charlie daha orta mesafeci, biraz 2000-2100'lere falan da giden tayları var. Bushranger tamamen kısa mesafe sprinter taylarına gidiyor. Bu özelliklerle birlikte bu kolda klasik yarış atı almak isteyenler biraz daha My Boy Charlie'ye tercih bulunmuş gibi gözüküyorlar. Greensert Danzig geçişine baktığımızda Approve,
Kısa orta mesafe genelde tayları süratiyle başarılı oluyor. Maximus Dream tayları yine orta mesafe sevmekle birlikte uzuna çıkabilirler. Tempo atları olmaya yatkın gözüküyorlar. Green Desert Cap Cross kolunda CD Stars tarafında Crimean Tatar var. Bizim pedigree analizlerimizde tamamen uzun mesafe gözüküyor. İşte Paco Boy var. Yine kısa mesafe, sürat gözüküyor. Yani kendi içinde de bunlar ayrılıyor tabii. İşte Hamas kolunda Cem Cem var. Pico Pico ile inanılmaz bir yarış kazandı ki o pedigree içerisinde Rasmussen'e olan, Folaspen üzerine Rasmussen'e olan, bizim de kendi kısrağımız Sert Yıldırım'ın annesinde denemek istediğimiz bir eşleşmeydi. Pico Pico'da başarılı olduğunu görünce biraz daha tabii cesaretlendik. O var. Lure Dancing geçişinde Invisible Sun var. Mujahid Kurtinyadis geçişinde Touch the Wolf var. Warfront olarak da Battleground, War Correspondent var. Bir de Arif Bey'in Airwise Marshall'ı var kendi çiftliğinde olan. Şimdi Danzing'e buradan belli bir güven var. Şimdi iki yaşlı tay babaları listesinde kanatlarına göre olan genel tablomuz varsa bu tamam, tablonun devamıyla devam edelim. Bunu bir bitirelim o zaman. Burada tablonun geri kalanında diğer kanatlarını görüyoruz. Yani Northern Dancer'ın Sadler's Wells kolu, Nureyev kolu, Nashif kolu, Mr. Prospector'ın kendi içinde Fapiano, Gun West, King Mambo, Machiavellian, Smart Strike ve Stizip'ten olan farklı kolları. Toplamda 700'ün üzerinde başvuru var. Sir Gaylord tarafında Habitat geçişli olan 3 Aygır, Greystorm, Luxor, Finesse ve diğer Luxor oğullarını sayabiliriz. Ve burada da Bodyguard Hero, Lonro tarafındaki tek Aygır olarak gözüküyordu. Bir altındaki tabloyu alalım. Evet, orada Halo kolunda yine Hail to Reason olan Victor Pisa, King David, Seattle Swift tarafında General Quarters, Trapshot, özelde Roca de la Paz hala aşım yapıyorsa, In Reality tek Aygır, Tizvey, Karabeyhan oğlu olan Fly By Me özelde olduğu için buraya yansımamış. Majestic Prince tarafında Super Saver var. Bir de Expansion var Türkiye'de Aygır olan ama onun da şimdi aşım... Bu yani Expansion. Expansion'ı ben şimdi hani... bir ara Ömer Faruk Gilgin'in... Onlarda duruyordu galiba. Zaten hani Türkiye'ye getirilmesi aslında iyi bir operasyondu. İyi de bir kanattı var ama yani bir türlü pazarlama açısından, çok sayıda çekim yapması açısından öyle bir şans bulamadığı için Aygır'ın şu anki durumunu ben akıbetini takip edemedim. Birkaç Aygır'ı çünkü ben geçen aklıma geldi. Neredeler şimdi diye merak ettim. Yani şey açısından değil çünkü hani faydalı olabilecekken... Tabii tabii. Programda bilgisini veririz yani. Hani kullanılamadığını düşündüm çünkü... Bir arkadaşım söyledi yani özel bir çiftliği var. Yani ben burada en azından dedi burada kısaklığımı değerlendirmek için hani aşımdan çekilen veya yeterince şans bulamayan bazı aygırları arıyorum demişti. O geldi, Expansion geldi aklıma, nerede acaba demişti. Sonra başka bir aygırla geldi. Onun da Super Saver'la baba hattından evet. Akraba olduğunu söyleyelim. Evet. Win River Win öldü Blaze to Win. Metri Valleys'de oğlu yeteri kadar başvuru alamayı parada kalamayınca Copperfield'la birlikte Sharpen'a patlığını Türkiye'de taşımaya çalışıyor. Yani bazı hatlar tamamen bitti gibi, bazılarında ise fazlaca bir başvuru durumu söz konusu. Şimdi iki yaşlı tay babaları kazanç listesini bir genelini görelim. Bizi alırsanız biraz daha rakamları görme anlamında. Evet, teşekkür ederim. Şimdi 2021 yılında iki yaşlı listesi böyle neticelendi. Yani 2 yaşlı 2021 yılında 26 tayı kazanan Mendip kazançta 6 milyon üzerindeydi ve en yakın rakibine de işte 2 milyona yakın fark yaparaktan Torok önünde 1. sırada tamamladı. Burada tabii Aygır'ın taylarının sayıca Torok'tan fazla olması ya da işte katıldıkları yarışlarda kazandıkları yarış sayısı itibariyle 47 yarış kazanmışlar. Sayısal bir yarış fazlalığı ki bu çok ciddi bir başarıdır. Yani en yakın rakipleriniz 25-30 civarında kazanırken siz onlardan 15-20 civarında daha fazla yarış kazanmışsınız tayların sayısı olarak. Bu da tabii ki katıldıkları yarışlara da yansımış. Genel bir başarı olduğunu görüyoruz. Zaten %60'a yakın bir koşma kazanma durumu var. Bu da Papa Clem'le birlikte %60'lar civarında olan ki ilk 10 içerisine baktığımda iyi netice almış 2 aygır olarak öne çıkıyor. Zaten şu an dün de Ankara Hipodromu'na inip birkaç ahır ziyaretinde bulunduk. İşlerimiz vardı, hipodromdaydık. Mesela orada da en çok konuşulan iki aygır tay babaları listesinde dikkat çekmiş olarak Papa Clem'le Mendip'i söylediler. Yani bu listede de koşma kazanma rakamlarından kaynaklı olduğunu yorumlayabiliyoruz. Şimdi Stormcat attı, Mendip'le öne çıkmış. Sadrız Beyaz attı, Torok'la öne çıkmış. Nureyev Kaneko'yla ön tarafta gözüküyor. Prospector attı, yeni aygırı Papa Clem'le. AP'nin de Seattle Swift tarafı ise General Quarters'la. Yani 2 yaşlılarda ilk 5'e şöyle bir baktığımızda 5 farklı kanatlığından 5 aygır görüyoruz. Sonra tekrara düşen Harlan Soldey var. Hakim'le 6. sıra.
Sonra Sadr's Wells ikinci aygırını sokmuş. İlk ona Scarface var. Mr. Prospector'ın ikinci aygırı Victory Gallop. Stormcat'in üçüncü aygırı ise Lionheart olarak gözüküyor. Ve Nureyev pivotal tarafında ikinci aygırı kaptan diyor. Yani iki yaşlılarda baskınlık tarafına baktığımızda erken gelişme bizim için istenen bir şey ya. Burada ilk ona giren aygırlar ki Kaptan Rio şu an çok az ilgi gördü. Yani şurada listede elde ettiği durumuna rağmen çok az ilgiyle karşılanan bir aygır. Oysa ki kazanan taylar %50, 26 koşan 13 kazanan yeteri kadar başarılı olmuş gözüküyor. Ve 13 kazanan 24 yarış kazanmış. Bu da bence ciddi bir başarı. %20'de birincilik averajı var. Hiç de kötü bir yüzde değil. Ha, açık yarış atı çıkarma noktası. Onu her zaman şöyle söylüyoruz. Açık yarış atlarını anneleri verir. Babaları orada ana belirleyici değildir. Anneler açık yarış atı ürettikleri için o sezon açık yarış atı verebilecek anneler ağırlıkta Victory Gallop'a gittiyse tercihli ve iyi kısraklar. Kaptan Rio'nun açık yarış atı çıkartmamış olmasını ben çok sürpriz karşılamam. Tam tersi tercihli annelerin, iyi annelerin, bu kısrak gerçekten de bu aygırdan iyi at verir dediğimiz annelerin yoğunlaştığı bir aygır aşağıda kalıyorsa o zaman sıkıntı var demek. Çünkü o aygır belli şeyleri geçirememiş. O atlar şekillenememiş demektir. O yüzden listeyi ben öyle okuyorum. Yani bu listeye baktığımızda Danzig hattını görebildik mi? İlk onda göremedik. Ve şimdi 2022 tercihlerinde en fazla tercihler Danzig hattına gitmiş olmasına rağmen 2021 kazanç listesinin iki yaşlılarında Danzig hattı aygırları göremiyoruz. Evet. Şimdi o zaman yetiştirici Danzig aygırlarından neyi bekliyor? Ya da değişen şey neydi? Değişen şey şu. Battleground gibi, Epaulette gibi, My Boy Charlie gibi yurt dışında tayları başarılı olmuş iki aygır ve yeni bir aygırla kan hattına dışarıdan yeni gelenler var. Evet. Yetiştirici bunu değerlendirmiş. Burada sayısal artışın bu tarafa doğru kaymasının sebebi bu. Bu tablonun Stormcat ile ilgili olanı vardı. Onu bir genel Stormcat listesini alabilirsek Özgür. Yani 2021-2 yaşlılarda Stormcat aygırları. Stormcat tablosu vardı. Evet. Mesela o tabloda da şunu görüyoruz. Stormcat gerçekten 2 yaşlılarda böyle üst seviye aygırlar üretebiliyor. Evet, burada bunu görüyoruz şimdi. Mendip, Hakim, Lionheart bunların hepsi Stormcat hattından gelen aygırlar. Türkiye'de tayları koşmuş 2021 yılı içerisinde. Dolayısıyla yurt dışında da aşım yapsa, Türkiye'de başarılı olduysa ve bu listeye bir şekilde kazanç olarak girdiyse biz bunları konuşuruz. Hı. Mendip, Hakim, Lionheart, Not This Time tek yavrusu da olsa burada başarılı olduğu için. Deha açık yarış atı çıkardı. Yani Mountain Cat'in oğlu olarak başarılı olan ender aygırlardan bir tanesi. Aggressivo, Red Giant, marka belli Perfect Storm ki marka belli 5 koşan 4 kazananla o da az sayıda tayı koşmasına rağmen hemen hemen bütün taylarını kazanmış olmasıyla çok dikkat çekici bir çıkış gösterdi. İşte onun da lider yavrusu Guillotine grup kazandı marka sonrasında. Marka belli'nin de çok değerlendirildiğini düşünemediğim aygırlardan biri. Aslında biraz daha şans tanınsa marka belli'nin çok daha farklı yerlerde olacağını. Ben kendim de kısrak çektiğim için yakından takip ediyorum aygırı. Şimdi marka belli ile ilgili şöyle bir anekdot var. Onu söylemeden geçmemek lazım. Şimdi marka belli Kanada'ya gittiğinde, aşıma gittiğinde sezonun ortasında gitti. Zayat Stables o dönemde Kanadalı ortak da problemliydi. Ve Aygır Kentucky'de aşıma girmediği için, Kanada'da da sezonun ortasında gittiği için, Mart'tan sonra gitti diye hatırlıyorum. O dönemde Mart, Nisan, Mayıs'ta ne buldularsa 35-40 civarında kısrak çekilmiş ama ne buldularsa çekilmiş. Yani başka aygırdan belki sildiler, belki kontratsızdı, belki yarış hayatı yeni bitti falan. Ve o sezon bile 20 küsür tane, o kısraklardan bile 20 küsür tane kazanan tay çıkarmış. Evet. Sonrası dönemde işte adam 10 tane çekmiş, 9'u kazanmış. 6 tane çekmiş, 6'sı kazanmış. 7 çekmiş, 7'si kazanmış. Böyle jenerasyonlar gelmiş. Demek ki bilinçli çektiklerinin hepsi kazanmış. Şimdi bir aygırın bütün tayları böyle koşup kazanabiliyorsa bir ışık var demektir. Kısrakların kalitesi arttıkça aygırın taylarının da kalitesi artıyor. Yani anneye çok odaklı bir aygır aslında. O yüzden ben marka belli'nin Türkiye'de hani Guillotine'i çıkardı. Guillotine çok özel bir pedigriye sahip. Niye? Bir alt tarafta Alayel var. Alayel'in alt tarafına bakıyorsunuz. Türkiye'de iki koldan Türkiye'de klasik yarış atı çıkarmış. Bir tarafı Mystical Storm'dan Gazi'ye gitmiş. Diğer tarafı Alayel'den Grup 1'de ikinciliğe gitmiş. Yani böyle bir özel aile ki Umur Başkan'ın Akasva isimli kısraktan açılım yapan bir ailesi. Pedigrinin alt tarafı da çok sağlam. Arka planda 3 tane grup 1 galibi kısrak var aynı anne hattı üzerinde.
Dolayısıyla hani Marcavelli'nin giyotin gibi bir atı çıkarması, daha önce hatırlayalım Bratislava için de aynı şeyleri söylüyorduk. Evet. Grup atı diyorduk ama kazanamamıştı sorunlarından dolayı. Yani o ışığı gördüğümüz atlardan bir tanesi, daha fazla çekilirse tabii ki daha iyi sonuç alacaktır. Ona güvenmemizin ya da onu konuşmamızın sebebi şu. Şimdi Henezi hattı dünya üzerinde bakıldığı zaman Avrupa tarafında işte No Nay Never tarafı yükselişe geçti. İşte bir tarafta nasıl Scat dedi dünya üzerinde belli bir noktaya geldi. Bir diyoruz ki işte Scat dedi böyle oldu, No Nay Never böyle oldu şeklinde. Türkiye'deki karşılığı olduğu için. Evet. Henezi hattı Türkiye'de daha önce kimden temsil ediliyordu? Perfect Storm'da. Perfect Storm başarısız mı oldu? Hayır, tam tersi. Kendi dönemi içerisinde Aygır oğlu bile, Bekmezöy gibi bir Aygır oğlu bile oldu. Ki Arif Bey de işte klasik yarış kazanan Grup 1 yavrusuyla birlikte iki tane çok önemli Grup 1 atı çıkarmış Perfect Warrior'la Bekmez Bey. Hani Perfect Storm böyle kabiliyetli atlar çıkartıyor. Peki Perfect Storm bunu sadece anne tarafıyla mı yaptı? Perfect Storm'un çünkü pedigrisi kendi içinde değişik bir pedigriye de sahip. Bir tarafı işte TC Kitten'dan gelen Eskişehir'de devam ediyor değil mi? Ya çok yaşlandığı için artık ilgi de görmediği için zannedersem aşımdan geri çekildi. Yer çekilmişti galiba tekrar şey diye. Olabilir. Eğer olduğu için sağlığı el veriyorsa bence şey yapabilirler, çekilebilir. Denenebilir yani. Sonrasında neden yok diye. Tabii. Şu anlamda önemli. Yani. Şimdi Perfect Storm'un pedigrisinin içerisinde benim çok beğendiğim 3 tane etki var. Bir tanesi TC Kitten'dan gelen Tonful, Tomcat. Diğeri kısrak babası Quest for Fame'in alt tarafından gelen Victoriana etkisi. Bir de üst tarafta taşımış olduğu, Henez'in üzerinden taşımış olduğu Stormcat etkisi. Yani bu üç etkiyi de bir yerde eşleşmelerinde farklı farklı atlar çıkartarak gösteriyor. Dolayısıyla Perfect Storm bundan sonraki dönemde kısrak babası olarak bence böyle spektaküler 2-3 tane şampiyonata gebe bir projenisi var. O ortaya çıktığında da ben şaşırmam yani. Doğru aygırları bulduğu noktada o kağıt, hani diyoruz ya Stormcat Prospector AP indi. Yani hiç beklemezsiniz. Trapshot'tan tak diye bir Perfect Storm grup bir atı çıkar. Dersiniz ki programda konuşulmuştu bu. Yani Stormcat'in genel başarısı yukarıda sayısal çokluk olan ilk 3 aygır temsilcisi itibariyle kazançlara da yansımış. Ama onun dışında Not This Time Deha gibi 1 milyon üstünde az koşan tayı olmasına rağmen yine başarılı olan temsilcileri var. Kazanan yavru vermeyen sadece 3 tanesi var. Black King, Shackleford ve Lion King. Hı. Onlar da artık tabii ki eşleştikleri kısraklar itibariyle gözüküyor. Yani Stormcat hattı genel olarak kazandırmış. Bu Stormcat hattının yanına mesela iki illerde ne konuşalım? En çok başvuru Danzig'e gitmişti. Bir de Danzig hattını... Tamam, Danzig hattının geneline bakalım. Evet. 2021'de iki yaşlılarda Türkiye'de 26 tane Danzig hattı Aygır'ın tayı koşmuş. Yerli yabancı. Şimdi rakamları görüyoruz. 9 koşan, 21 koşan, 1 koşan, 13 koşan. Demek ki sayısal çokluk anlamında burada yavru sayısı az bir Danzig jenerasyonuna denk gelmişiz. Yani gerek yurt dışından gelenlerde gerekse de içeridekilerden. Yetiştirici şu an 2022 sezonunda Danzig hattına yüksek oranda teveccüh göstermiş ama 2021'de koşanlara bakıldığında hani neden listelerde Danzig'i göremiyoruz? Bundan dolayı koşan, çünkü öncesinde böyle bir şey, o zaman Türk yetiştiricisi Danzig üzerine bir yıl çok ilgi gösteriyor. 3 yıl önce hiç ilgi göstermemiş. Bu aygırlara güvenmemiş. Yani kim var orada? April Paco Boy. Türkiye'deki aygırları söyleyelim. Bushranger, Maximus Dream, Talipan, Fast and Famous, Invisible Sun ki daha aşağıda böyle tek tük çekim yapan özel aygırlar var. İşte mesela Cem var. Mesela hiç ilgi göstermemiş. Ne oldu da bir anda burada ışığı gördü yetiştirici? Yani mesela benim çok dikkatimi çekiyor bu da. Hani aynı birkaç aygır orada da var. İşte 9 koşan, 7 kazanan Epru var mesela. Niye o zaman o dönemde bu kadar ilgi göstermediniz de şimdi gösteriyorsunuz? Yani bu işte popülerizm diğer aygır sahiplerinden, kısrak sahiplerinden, yetiştiricilerden, atçılardan duyduklarıyla bir yerlerden kulaklarına çalınanlarla ya bu çok iyiymiş, çok güzelmiş, harikaymış denmesiyle bir anda rota buradan buraya değişti. Ben bu tablodaki istatistiklerin aynen bu yapılan yeni çekimlere de yansıyacağını da söyleyeyim. Yani bu genetikleri öyle çok fazla değişmez. Kısraklarınız daha kalitelidir. Koşma kazanma oranınız da %5, %10'luk bir yükselme olur. Yani %55 koşan kazanan vardır. %65'e gelirsiniz. Black Type atlarda
%4'tür, %6'ya gelirsiniz. Ama %1 olan %25 olmaz. Yani çok yansır. Zaten rakamlarda 9 koşan 7 kazananla Ebru biraz önde. Bir de Bushranger'ın rakamı koşma kazanma anlamında iyiydi. 13'te 8 olması lazım. Ve onun dışındakiler o kadar iyi gözükmüyor. Demek ki Danzig hattına 3 sene önce bu ikili jenerasyon yetiştirilirken yetiştiricimiz çok dikkate almamış. Bunun diğer örneklerine geçelim. İki yaşlılardaki diğer kanatlı örneklerine. Mesela Sadlı Zvez Nureyev olabilir. Orada da mesela lider iki tane at var. Bir tanesi Torok, Sadlı Zvez tarafında. Öbürü Kaneko. Alt tarafta da Kaneko. İkisi de iki yaşlarda oldukça başarılı ve bunlar 3 ve yukarıda da devamlılığı olan hatlar. Sadlı Zvez hattını tercih eden yetiştiricilerimiz 2022'de çektikleri atlar 2023'te doğacak ve 2025'te ikili olacak. Şuradaki tablodaki rakamları istatistik olarak görmeleri muhtemel. Bu aygırları tekrardan tercih ettilerse. Yani Torok ikili de başarılı. Bir de bunların tabii ki üçlü listeleri var. Her ikisini de gördük. Üçlü listenin genelini bir alalım Özgür. Son dakikaları en azından üçlüleri de biraz konuşmuş olarak değerlendirelim. İkilileri komple geçelim. Üçlü genel listeyi. Evet. 3 yaşında 2021 yılı içerisinde 3 yaşlı olan koşan atlarda yıl toplamında genel kazanç listesi lideri ikililerde Stormcat hattından Mendip'ti. Üçlülerde de Stormcat hattından Lineheart. Yani Lineheart da bu arada geçmiş yıllarda biraz daha gölgesinde kaldı. Victory Galabu 2021 3 yaşlı kazanç listesinde geride bırakmayı başarmış. Yani bu da Lineheart'ta Türkiye'de bu üçlülerde genel, değil mi? Bu üçlü 3 yaşlılar evet. Genel olarak yapılan bir yakıştırma var işte. Lineheart grup bir atı vermedi, Türkiye'ye uymadı vesaire. Uymayan aygır en fazla ikramiye kazanmış yavruları. Yani bu uymama noktası, uyma noktası işte o çekilen kısraklarla çok alakalı. Victory Galop tabii yaşlandı artık. Yaşlılık döneminde üretimleriyle, çekim sayısının düşmesiyle yani 30 aşım, 40 aşımla 80-90 yaptığı yıllar arasında tabii ki kazanç farkı olacak. Çünkü sayısal rakamlarda, koşan at sayısı azaldığı için. Ama burada da yavaş yavaş o etkiyi kaybettiğini görmeye başlıyoruz. Yani Victory Galop seneye belki listelerde 6. 7. 8. sıralara düşecek. Belki hiç grup bir atı gelmeyecek. Bunlara hazırlıklı olmamız lazım. Bu liste içerisinde yine bir parça daha büyük görebilir miyiz? Ben de rakamları tam doğru söyleyeyim. Alalım yani. Bize. 400 küsür bin tay başına kazancıyla King David ilk 10 aygır içerisinde öne çıkıyor. Kaneko 239 bin ile tay başına kazançta ilk 10 içerisinde onu takip ediyor. Ve Justin Ofimor da ilk 20 içerisinde 274 bin TL Türk lirası tay başına ortalama kazancıyla da ilk 20 içerisinde King David'den sonra ikinci sırada. Evet. Şimdi bunlar önemli mi? Önemli, şöyle önemli. Ben bir at satacağım. Diyelim ki Justin Ofimor tayı satacağım. Tay başına 274 bin ortalamayla kazanıyorsa, yani ortalaması 274. 274'ün iki katı da kazanabilir. O zaman ben Justin'ın tayını 400-450 bin satış rakamı koyabilirim. Ya da King David 472 bin ortalamayla kazanıyor. Gerçi bunun içerisinde 14 koşan 7 kazanan da Gazi kazanan at bu ortalamayı çok değiştirmiş. Ama King David tayına da ben 300-400 civarı bir rakam koyabilirim. Sadece raiç belirleme anlamında. Kaneko keza 239, bunun iki katı da olabilir ama orada 150 bin olan da var. O zaman ben şimdi o 150 bin olanla 400 bin ya da 250 bin ortalamayı tutturmuş aygır arasında bir fark olması gerekiyor. Yani o farkı işte yetiştirici buradaki rakamlara bakaraktan ortalama tay başına kazanan satış rakamlarını tespit ederken biraz da onu. Çünkü alıcı koştuğu diyelim ki bir Bosphorus tayı koşmuş olsun. Ortalama 215 bin kazanıyor. O atlan diyelim ki 350 bin kazanmış. Satın almaya geldiğinde ben 350 bin kazandım. 350 bini masraflar çıktıktan sonra şu kadara denk gelir. Bu at alırken de bu kadara parayı alırım diye düşünüyor. O açıdan bu rakamlar bizim için önemli. 3 yaşlılardaki listede 2 yaşlılardan farklı olarak mesela Torok 2 yaşlılarda 2. sıradaydı. 3 yaşlılar listesinde yani bir önceki jenerasyon tabii bu. Oradaki koşma at koşma sayıları yani koşan tay sayıları da önemli. Torok listede 7. sırada. Kaneko mesela iyiydi. 3. sırada hem ikililerinde hem üçlülerinde iyi. Nativan ikililerinde ilk 10'un dışındaydı ama üçlülerinde 4. sıraya yükselmiş. Demek ki bunlarda ikiliden üçlüye döndükten sonra taylarında ciddi aşama kaydeden aygırlar var.
10. sıradaydı Kaptan Rio ikililerde, üçlülerinde de 9. sırada. Yani haksızlık yapılan aygırların başında geliyor bence. Yani bu rakamlarla, bu istatistiklerle çok daha yukarıda olması gerekiyordu ki bir ara Kaptan Rio Urfa'ya gittiğinde başvuru bir şey görmedi diye geri döndü diye hatırlıyorum. Yani o da bence ciddi bir hayal kırıklığı olmaması gereken bir liste. Evet. İkinci ona baktığımız zaman ikililerde lider olan Mendip'in burada koşan yavru sayısı öbürüne göre daha az oldu ama koşan kazananı gene çok iyi. 11. sırada Wiener Weiser var. Hakim hemen onun takipçisi. Ölen aygırlardan Yonaguska'nın son üçlü jenerasyonu var. Smart Robin, Justin Ofimor, Win River Win yine ölenlerden biri. El Corredor ve Trivalez'de ilk 20'yi görüyoruz. 3,5 milyonun üzerinde gördüğümüz bir liste. Listenin geneli ve diğer detaylarını önümüzdeki hafta yine konuşmaya devam ederiz. Evet. Vallahi ağzına sağlık şair. Bu hafta Ayşe Hocam bizde değildi ama umarız ki eksikliğini hissettirmemişizdir. Gerçi onun konularına hiç girmedik. Ama önümüzdeki hafta bizden acısını çıkaracaktır, sürelerimizden alacak diye düşünüyorum. Muhtemelen öyle yapacak. Dolayısıyla ağzına sağlık dedikten sonra gecenin ilerleyen saatlerine kadar bizleri izleyen tüm izleyicilerimize buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya gündem yetişecekle görüşmek üzere. Sağlık, huzur, şans, mutluluk sizlerle ve sevdiklerinizle olsun deyip sözü kapanış için her hafta olduğu gibi şaire bırakıyorum. Aynı dileklere ben de katılıyorum. Sonuçta sağlık, huzur ve mutluluğun olduğu yerde tabii ki atçı da kendini çok iyi hisseder. Bunun üzerine bir de kazanan atları ben ilave etmiş olayım. Sağlık, huzur, mutluluğun yanında kazanan atlarınız olsun. Haftaya görüşmek dileğiyle. İyi geceler.